Arkadaşlar merhabalar. Yayınımıza başlıyoruz şimdi. Öncelikle arkadaşlar, 2 gün önce 10 numaralı soruda kalmıştık. Bugün 11 numaralı sorudayız bu yüzden. Bir tam sayının karesi olan sayılara tam kare pozitif sayılar denir. Bir ve kendisinden başka böleni olmayan birden büyük doğal sayılara asal sayı denir. Ali, Beren, Cem ve Deniz ellerindeki aynı özellikteki kartlara bazı sayılar yazarak her biri kendi yazdığı kartları kendi torbalarına atmıştır. Buna göre bu 4 kişinin kendi kartlarına yazdığı sayılarla ilgili olarak bilgiler verilmiştir. Ali 20'den 29'a kadar, Beren 30'dan 39'a kadar, Cem 40'tan 49'a kadar, Deniz 50'den 59'a kadar tüm doğal sayıları yazmışlardır. Her biri sadece kendi torbalarından rastgele birer kart çekmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A şıkkı, Ali ve Beren'in çekmiş olduğu kartlar üzerinde yazan sayının tam kare olma olasılığı birbirine eşittir. 20 ile 29 arasında arkadaşlar karesel olan sayı 25'tir. Ali yazalım şuraya. Ali 25'i çekebilir. Beren de arkadaşlar 36'yı çekebilir. İkisinde de birer tane olduğu için bunlar birbirine eşittir. Çektiği kartların üzerinde yazan sayının asal sayı olma olasılığı en fazla olan kişi Cem'dir. 20 ile 29 arasındaki olan asal sayıları düşünelim arkadaşlar. 23 var ilk olarak. 25 asal değil, 27 asal değil, bir de 29 var arkadaşlar. Buradan 2 tane geldi. 30 ile 39 arasında olanlar arkadaşlar 31 var. 33 asal değil, 35 asal değil, 37 var. 39 asal sayı değil, buradan da 2 tane geldi. 40 ile 49 arasında arkadaşlar 41 var. 43 var. 45 asal değil, 47 var. Buradan 3 tane geldi arkadaşlar. 50 ile 59 arasında 53 var arkadaşlar asal olan. 55 asal değil, 57 asal değil, 59 asal bir de. Buradan da 2 tane geldi gene. En fazla Cem'dir. Bu da doğru bu durumda. Şimdi arkadaşlar Deniz'in çektiği kartlar üzerinde yazan sayının tam kare olması imkansızdır diyor. Deniz'le 50 ile 59 arasında karesel bir sayı yok. Bu da doğru. Beren'in çektiği kartın üzerinde yazan sayının 3 ile kalansız bölünebilme olasılığı Cem ile çektiği kartın üzerinde yazan sayının 3 ile kalansız bölünebilme olasılığından daha azdır diyor. Beren'in arkadaşlar 30 var. 33 var 3 ile bölünebilen, bir 36 var. Bir de 39 var. Burada Beren'de arkadaşlar. Bir de Cem'de bölünebilenlere bakalım. 42 var. 45 var. 48 var. Beren'inki daha fazladır arkadaşlar. Ancak burada daha az dediği için yanlış. Yani cevabımız D şıkkı olacak. Geldim 12 numaralı soruya. Bir olayın olma olasılığı istenilen olası durumların sayısı bölü tüm olası durumların sayısı olarak verilmiş. Aşağıdaki tablodaki farklı torbanın içinde bulunan özdeş bilgilerin renklerine göre sayıları verilmiştir. Ömer birinci torbadan rastgele çekilecek bir bilgenin siyah, beyaz veya kırmızı renklere göre eş olasılıklı olması için önemli olan kısım burada eş olasılıklı olması için. Birinci torbadan en az sayıda bilyeyi ikinci torbaya atıyor. Şimdi arkadaşlar hepsinin eşit olabilmesi için en az sayıda olması gerekiyor. Yani beyaz burada en az. Her birinden 8'e düşürmem lazım. Buradan buraya 7 tane aktaracağım. Buradan hiç aktarmayacağım. Buradan buraya arkadaşlar 5 tane aktaracağım. Son durumda burası 13. Burası X. Burası arkadaşlar 15 bilye haline geldi. Alp ise ardından ikinci torbadan rastgele bir bilye çekiyor. Alp'in çektiği bilyenin beyaz renkli olma olasılığı 1 bölü 5 ise burada bana verilmiş. X yerine yazılması gereken sayı nedir? O zaman X beyaz olma olasılığı tüm bilyelerin toplamını yazacağım alt tarafa. Şu şekilde. Bu eşitmiş 1 bölü 5'e. Daha sonrasında arkadaşlar burada işler dışlar çarpımı yapacağım. Buradan 5X eşittir. Toplarsam 28 artı X yapar. X'i diğer tarafa attım. 4X kaldı 28. Buradan arkadaşlar 4'e bölersem her iki tarafı cevap 7 olarak bulunacaktır. Yani cevabımız C şıkkı. Geldik 13 numaralı soruya. Hafif şunu şöyle biraz daha aşağı indirelim. Evet. Bir dik üçgende 90 derecelik açının karşısında kenarlara hipotenüs denir. Dik üçgende dik kenar uzunlukların kareleri toplamı hipotenüsün uzunluğunun karesine eşittir. Bunu zaten ikinci dönemde bazı okullar işledi. İşlemeyenler için sadece ekstra bir bilgi oldu. Yukarıda yarıçapı 10 metre olan daire biçimindeki parkın içerisinde dikdörtgen biçiminde bir çiçek bahçesi yapılacaktır. Bu çiçek bahçesi için üretici firmanın kataloğunda aşağıdaki ölçülerde çiçek bahçeleri vardır. Şimdi arkadaşlar benim için burada o zaman çap önemli. Şu çapı hemen şuradan çizdim. Yarıçapı 10 10'sa bir 10 da buraya gelecek. O zaman çap arkadaşlar
20 olacak. Bu çapraz köşegeni arkadaşlar köşegen olarak yerleştirebilirsiniz en uzun kısmı. Bunların köşegen uzunluklarını hesaplayacağım ben. Bu durumda 20'den küçük olmalı. Buna göre rastgele bir çiçek bahçesi seçildiğine göre daire biçimindeki parka sığabilme olasılığı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar birinci de şöyle köşegenini çizdim. Hepsinin köşegenlerini çizelim şöyle. Şu şekilde. Özeldeki üçgenler zaten. Şöyle geriye alalım. Özel dik üçgenler olduğu için arkadaşlar, bilen arkadaşlar özel dik üçgenleri çok rahat bir şekilde hemen bu uzunlukları bulacaktır diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar 3'ün karesi 4'ün karesini topladığımda 25 yapar. 25 de 5'in karesidir. O zaman burası 5. 7'nin karesi 24'ün karesini topladığımda 625 yapar. Burası 25 yapacaktır arkadaşlar. 8'in karesi 15'in karesini topladığımda 17'nin karesi olacak. Burası yani 17. 5'in karesi 12'nin karesini topladığımda da arkadaşlar 13'ün karesine eşit olacak. Yani bu uzunlukları bulduktan sonra çap 20, 20'den küçük olmalı. 20'den küçük mü? Evet, küçük. 20'den küçük mü? Değil. 20'den küçük mü? Evet, küçük. 20'den küçük olduğu için 4 ihtimalimiz var arkadaşlar. 3 tanesi oluyor. Bu durumda cevabımız B şıkkı. Geldik bir sonraki soruya. Bir olayın olma olasılığı ile ilgili gene yukarıda bilgiyi vermiş. Aşağıdaki sayı örüntüsünde ortadaki 4 sayı 4 sayısı sabit kalıp çember üzerindeki dizilmiş olan diğer sayılar saatin tersi yönünde dönmektedir. Örneğin çember üzerindeki sayılar bir kademe döndürüldüğünde 643 sayısı yerine 840 sayısı okunmaktadır. Buna göre rastgele bir dönme sonucunda ortada okunan sayının çarpanlarının birinin 4 olma olasılığı. O zaman 643'ü yazdım arkadaşlar şu sağ tarafa. Bir sonraki sayı 840. Şimdi saat ters yönünde dönüyor. Buradan buraya geçti. O zaman ben şuradan yukarıdan bakıyorum. 1, 4, 5 olarak yazacağım. Yani 145 sayısı oldu. Şuradan 2'den bakacağım arkadaşlar. 2, 4, 7'yi gördüm. 247'yi yazdım. 3'ten devam ediyorum arkadaşlar. 3'ten baktığımda 346 sayısını gördüm. 0'dan bakıyorum arkadaşlar. Buradan 048 gördüm. 5'ten bakıyorum arkadaşlar buradan 541'i gördüm. Yani 541'i gördüm. 7'den bakıyorum arkadaşlar son olarak 742'yi gördüm. 742 sayısı olarak buldum. 4 ile bölünebilme kuralı arkadaşlar. Son iki basamağının 4 ile tam bölünebilmesi gerekiyor. Şurada 43 zaten sayının çift olması lazım. Direkt çiftlere bakıyorum. 840 bölünüyor arkadaşlar burada. Başka bölünen 048 sayısı var. Başka da bölünebilen zaten sayı yok. Toplamda 8 sayı yazdım. 8'de 2 ihtimalim var. O zaman 2 bölü 8 olacaktır. Sadeleştirdiğimde de arkadaşlar bu da 1 bölü 4 olarak bulunur. Yani cevabımız D şıkkı. Geldim 15 numaralı soruya. Aşağıda bir internet sitesinden alışveriş yapan mağazanın kadın elbiselerinin beden tablosu ve bu mağazadaki bir elbisenin bedenine göre stok durumu tablo 1 ve tablo 2'de gösterilmiştir. Bu mağazadan alışveriş yaparken yukarıdaki stok durumu verilen elbiseden almak isteyen Sevim'in alacağı elbise kendi bedenine uygun olma olasılığı 1 bölü 7'dir. Buna göre Sevim'e ait görsel aşağıdakilerden hangisi olabilir? O zaman toplam kaç elbise var arkadaşlar? Onu bulalım. Toplayalım şu kısmı. 5, 10 toplarsam 21 yaptı arkadaşlar. O zaman x bölü 21 burada arkadaşlar. X bölü 21 eşitmiş 1 bölü 7'ye. Bu öncelikle x'i bulayım. İçler dışlar çarpımı yaptım. 7x eşittir 21. Buradan arkadaşlar x 3 olarak bulunur. Yani M bedeninde olacak. M beden tablosunda da arkadaşlar boy 1.60, 1.64, 55, 59 kilo aralığında olacak. İlk önce kilo üzerinden direkt eleyelim. 55, 59 arasında olmalı. Zaten direkt cevabı bulmuş olduk. Böylece cevap D şıkkı. Boyu da 1.62, 1.60 ile 1.64 arasında oluyor zaten. Geldim 16 numaralı soruya. Bir metro istasyonunda metro seferleri 5 dakikada bir yapılmaktadır. Durağa gelen tren ise durakta 15 saniye durmaktadır. Bu istasyona trene binmek isteyen bir kişi turnikelerden geçerek durağa yürüyor. Buna göre bu kişinin durağa girdiğinde beklemeden trene hemen binme olasılığı kaçtır diye sormuş arkadaşlar. O zaman 5 dakikaysa arkadaşlar 5 dakikayı ben saniyeye çevireyim. Çünkü saniye olarak vermiş. 5 çarpı 60 300 saniye var. 300 saniyenin 15 saniyesinde sadece binebiliyor. O zaman 15 bölü 300. Sadeleştirdiğimde arkadaşlar cevap 1 bölü 20 olarak bulunacaktır. Yani A şıkkı. Geldik 17 numaralı soruya arkadaşlar. Kenar uzunlukları 6 ve 12 metre olan dikdörtgen biçimindeki bir bahçe 3 metre yarıçaplı daire içerisinde sulayabilme kapasitesi olan sulama muslukları şeklindeki gibi yerleştirilmiştir.
Sulama musluklarının birbirine uzaklıkları 6 metre, bahçe kenarlarının uzaklıkları ise 3 metredir. Buna göre musluklar bahçenin sulanması için çalıştırıldığında bahçenin herhangi bir noktasına konmuş bir serçenin ıslanma olasılığı kaçtır diye söylemiş. O zaman arkadaşlar bu muslukların etrafında daire şekli çiziyorum ben. Şurada 3'er metrelik olan kısımlar çünkü ıslanacak. Şuradakisinde de. Pardon, şöyle tekrar bir çember daha çizelim. Diğeriyle eşit olmadı ama bunların yarı çapları arkadaşlar 3'e 3 olacak. Çünkü 3 metre yarı çaplı olarak gösteriyor. Şurası da 3 metre. Şimdi bunların alanlarını bulalım arkadaşlar. Islanacak olan kısmı bulalım en azından biz. Pi'yi de bana 3 olarak vermiş. Dairenin alanı pi'ye kareydi. Yukarıda bana bilgisini vermiş. 3 çarpı 3'ün karesi. Burası arkadaşlar 27 metrekare çıkacak. 2 tane var bundan. 2 çarpı 27 yaptım. 54 metrekarelik kısım ıslanacak arkadaşlar. Bana o zaman daire şekli, dikdörtgen şeklindeki bahçenin alanı da lazım. 6 çarpı 12'den arkadaşlar burayı da 72 metrekare olarak bulurum. Islanma olasılığı o zaman arkadaşlar 54 metrekare bölü 72 metrekare olacak. Metrekareler zaten benim için bir önemi yok. Sadeleştirdiğimde arkadaşlar burayı ikisi de 18'e tam olarak sadeleşiyor. 18'e böldüğümde 3, 18'e böldüğümde 4. Yani cevabımız 3 bölü 4 olarak bulunacak. Cevabımız C şıkkı. Geldik 18 numaralı soruya. Bir okulda 7. sınıf ve 8. sınıf öğrencileri aşağıdaki tablo 1 ve tablo 2'de verilmiştir. 7A 12 erkek 15 kız, 7B 11 erkek 13 kız, 7C 15 erkek 16 kız, 8A 13 erkek 17 kız, 8B 14 erkek 16 kız, 8C 12 erkek 13 kız olarak verilmiş. Bu sınıflardan bir erkek öğrenci seçiliyor. Seçilen öğrencinin erkek olduğu bilindiğine göre burada önemli olan kısım erkek olması arkadaşlar. Bu öğrencinin hangi sınıftan olma olasılığı daha fazladır diye soruyor. Yani erkek seçme olasılığım en fazla olan hangisi diye söylemiş. 12 bölü 27 7A'dan arkadaşlar. 7B'den 11 bölü 24. 7C'den arkadaşlar 15 bölü 31. 8A'dan arkadaşlar 13 bölü 30. 8B'den arkadaşlar 14 bölü 30. 8C'den arkadaşlar burada 12 bölü 25 olarak bulacağız. Şimdi bana arkadaşlar 7. sınıf konularıyla bağlantılı aslında en büyük olan şeyi soruyor açıkçası. Birbirine en yakın olan şimdi yarısı 13,5 arkadaşlar uzak, yarısı 12 uzak, yarısı 15,5 yakın. Bakın bu olabilir. Yarısı 15 uzak, yarısı 15 uzak, yarısı 12,5. 8C ile 7C arasında kalıyorum arkadaşlar. Bunlarda da payda büyüdükçe arkadaşlar sayının miktarı daha da yakınlaşılıyor. Bundan dolayı cevabımız 7C olarak bulunacak. Eğer kafası karışan arkadaş olursa 15'i 31'e bölebilir, 12'yi 25'e bölebilir. Çıkacak olan sonucun 7C'de daha fazla olduğunu görebilirsiniz. Geldik 19 numaralı soruya. Olası durum sayıları birbirine eşit olaylarda eşit olasılıklı olaylar denir. Aşağıda kısa süreli hafıza yönelik bir oyun kartlarının ters dönmüş hali verilmiştir. Ters dönmüş hali bu kartlarının ön yüzündeki balık, kuş ve fil figürlerinin herhangi birinden en az 2 tane bulunmaktadır. Tüm kartlar açık durumdayken kartlara genel olarak bakılıyor ve kartlar teker teker ters çevriliyor. Oyuna başlayan bir kişi bir kart alıyor ve kartı kapalı olanlardan hangisinin eşit olduğunu bulmaya çalışıyor. Bu kişinin oyuna başlarken rastgele alıp açtığı bu kartlardan balık, kuş ve filden herhangi birini seçme olasılıkları birbirine eşit. Burası önemli. Seçme olasılıkları birbirine eşit. Oyunda kart sayısının iki basamaklı olduğu bilindiğine göre en az kaç kart bulunmaktadır? 3 çeşit var arkadaşlar ve hepsi eş olasılıklı. O zaman en az her birinden 2 tane olabilir, 6 olabilir. Her birinden 3 tane olabilir, 3 ile çarptım 9 tane olabilir. Her birinden 4'er tane olabilir arkadaşlar. 12 tane olabilir. Her birinden 5'er tane olabilir. 15 olabilir. Her birinden 6'şer tane olabilir. 18 olabilir. Bana 2 basamaklı en küçüğü sorduğu için arkadaşlar cevabımız 12 olarak bulunacak. Yani B şıkkı. Evet arkadaşlar bugünün son sorusuna geçiyoruz. Mete ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmelerden haberdar olmak için babasıyla her akşam televizyonda haberleri izlemekte. Ardından hava durumunu ise hiç kaçırmamaktadır. Bir akşam yine hava durumunu izlerken meteoroloji uzmanının söylediği İstanbul'da 10 gün içerisinde kar yağma olasılığı 1 bölü 4'tür sözü dikkatini çekmiştir.
Buna göre Mete'nin meteoroloji uzmanının söylediği bu sözden çıkarması gereken en doğru sonuç aşağıdakilerden hangisidir? 10 gün içerisinde yağmur yağma olasılığı kar yağma olasılığından daha fazladır. Yağmurla ilgili herhangi bir bilgi vermedi arkadaşlar. Bu soru işareti. Bilmiyoruz çünkü. 1 bölü 4 değeri yarımdan az olduğu için 10 gün içerisinde kar yağma olasılığı neredeyse yoktur demiş. Kar yağma olasılığı %25 arkadaşlar. Burada yağmama ihtimali yok. Bu yanlış. 10 gün içerisinde kar yağma olasılığı kar yağmama olasılığından fazladır. Şimdi arkadaşlar burada kar yağma olasılığı 1 bölü 4 kar yağmama olasılığından daha azdır demiş burada. 1 bölü 4 ise arkadaşlar yağmama olasılığı olumsuzuydu bunun. Olasılık da biliyorsunuz bir şeyin olumlusuyla olumsuzunun toplamı her zaman 1 olmalıydı. O zaman kar yağma olasılığı da arkadaşlar kar yağmama olasılığı da pardon 3 bölü 4'tür. Bu durumda daha azdır. Şuradan küçüktür işareti koymamız gerekiyor. Cevabı bulduk. C şıkkı. 10 gün boyunca havanın 3 bölü 4 olasılıkla açık olacaktır demiş. Biz havanın açık olup olmayacağını bilmiyoruz arkadaşlar. Çünkü yağmurlu ya da güneşli olarak ekstra bir bilgi vermemiş. Bu da soru işareti. Bu yüzden cevabımız arkadaşlar C olarak bulundu. Bugünlük böylece dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.